biraz daha akademik bir tanıma yapacak olursak, girişlerinden gelen sinyalleri içindeki yazdığımız programa göre çıkışlarını aktif ya da pasif yapan cihazdır, elektronik bir cihazdır. Piyasalar endüstride çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Piyasaların haberleşme yeteneğine sahip olması, güncellenebilir olması, bağlantılarının kolay olması, en önemlisi de içerisinde yazdığımız programda ya da sistemde bir değişiklik olduğunda biz bu değişikliği hemen yazılımsal olarak değiştirebilmemiz ve güncelleyebilmemiz. Daha sonra internete bağlanabilmesi, içerisinde data log dediğimiz alarm kayıtlarını bulundurabilmesi, hatta ve hatta herhangi bir alarm veya gaz durumunda bizi posta gönderebilmesine kadar çok fazla özellikleri var. Piyasalar uzun zamandır sürekli endüstride kullanılıyor ve geliştirilebilir bir cihaz olduğu için de şu an endüstride de birçok modelleri var, birçok markalar var. Bu markalar sürekli bu endüstriyel cihazları geliştirme aşamasında piyasaların endüstride kullanım amacı çok fazladır. Piyasalarda birçok marka olduğunu biz söyledik. Buradaki markamız da Siemens'in S2212 serisi. 8 tane dijital girişi, 6 tane dijital çıkışı, 2 analog giriş ve üzerinde de ek kod olarak taktığımız 1 analog çıkış olan bir piyasa. Bugünkü eğitimlerimizde piyasaların dijital girişlerini ve dijital çıkışını analog gelişim uygulamalarını yapacağız. Buradaki simülatör denen cihazı da ben tanıtacağım. Buradaki besleme ünitesinden hem buradaki çevre birimleri dediğimiz kontaktör, buton, sensör ve benzeri diğer cihazların nasıl bağlandığını, enerjilendiğini, piyasanın girişlerinin nasıl bağlandığını, çıkışlarının nasıl bağlandığı eğitimlerini verdikten sonra daha sonra programlama eğitimlerine geçeceğiz. Programlama eğitimlerinde TIAP ortalama arayüzünü anlatacağız. Daha sonra haberleşme noktasının nasıl ayarlandığını onları yapacağız. Hatta bu eğitimler içerisinde burada yaparken de hatayla karşılaşabiliriz. Haberleşmeyi sağlayabiliriz. Bunların çözümlerinin nasıl yapılacağını da ilerideki videolarda tek tek anlatacağız. Alt kısımda var. Bunu nasıl kullandığımızı anlatacağız. 5 adet sigortamız var. Bunlardan 3 tanesi güç beslemesine ait. 1, 2, 3, L1, L2, L3 fazlarına. Ben şu anda enerji verdim ama şuradaki çıplak noktaları elimle dokunabiliyorum. İçerisinde bir yalıtım trafomuz var. 380 volt AC gerilimi fazlar arası 50 volta düşürüyor. Bunun sebebi de bağlantı yaparken hatayla iki faza dokunacak olursam ya da herhangi bir fazla çarpılmamayı sağlamak için fazla arası 50 voltu kullandık. Bu sigortayı da kaldırırsam kumanda beslemesi dediğimiz 29 volt beslemeyi buradan alıyorum. Diğer sigortamızda 24 volt DC besleme. Bu PLC veya DC alıcılar için kullandığımız besleme kısmı. Ben şimdi bir tane bir özellik göstereceğim. Şimdi normalde 380 voltu tek fazla dokunursak çarpma riskimiz vardı. Şu anda bir çarpma riskimiz yok. Fazla arası 50 volt. Tabii burada bağlantı yaparken alışkanlık haline getirip sürekli enerji altında bağlama yapmanız çok yanlış. Her zaman bağlantı yaparken sigortaların kapalı olmasına ve kapalıyken bağlantı yapmaya özen göstermemiz gerekiyor ve bunu kendimizde alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Şimdi ben kısa devre yapacağım. Kısa devre yapınca ne olacak? Bizim içerisindeki izolasyon trafomuz 3 amperlik bir izolasyon trafosu. Burada kullandığımız sigortalar ise 2 amperlik bir sigorta. Dolayısıyla 2 amperlik sigortanın kapasitesi trafodan daha küçük. Kısa devre yaptığınızda çok büyük bir ark oluşmayacak. Normalde 380 voltluk sistemlerde çok büyük bir arka oluşur. Bunu kısa devre ettiğim zaman ya buralarda erime olur ya da bu kabloda komple bir erime olacaktır. Ben kısa devre edeceğim ve fazla bir ark çıkmadan sigortanın çok hızlı bir şekilde attığını görebilirsiniz. Çok küçük bir ark çıktı. Bu normalde büyük bir patlama halinde olurdu. Bir daha deneyelim. Sigorta attı.
İki tane fazın sigorta sattığını görebiliyoruz. Bu iki fazla bir sorunumuz var diye. Diyelim ki biz yine 24 volt DC'ye ben bağladım. 24 volt DC'nin sigortasını gösterelim. Buradaki sigorta. Bunu kısa devre edersem ne olur? İçerisinde endüstriyel yani otomasyon sistemlerinde kullanılan 24 volt DC 2,5 amper kapasiteli bir güç kaynağımız var ve kısa devre korumalıdır. Yani ben bu kısa devreyi yaptığım anda sigorta atmasa dahi güç kaynağı kesinlikle çıkışını akım vermeyi kesecektir. Bu yönde bağlantı yaparken eğitim setinde herhangi bir kısa devre olduğunda korkmayın, bir problem yaşanmaz. Ben kısa devrettim, bakın gördüğünüz gibi sigorta atmadı, içerisindeki güç kaynağı ne yaptı? Akımı kesti. Artık akım sürekli sigorta içerisinde zorladığı için sigorta ısındı ve içindeki termikten dolayı sigorta attı. Eğer sigortayı çok attırırsanız ne olur? Yani bir devre yaptınız, durmadan sigorta attı. Yani bir hata var devrenizde ve durmadan sigorta attı. Sigorta sürekli atarsa içi ısınacak, daha sonra bunu kaldırdığınızda sigorta bir daha geri atabilir, tam tutmayabilir. Sigortanın soğumasını beklemek zorundayız. Sigortanın yapısından dolayı hangi üniteyi çalıştıracaksanız o ünitenin enerjisini vereceğiz. 3 tane faz sadece güç uygulamalarında kullanıyoruz. Bunu genelde kullanmıyoruz. Sırayla gidiyor. Buradaki sıra güç beslemesi, buradaki kumanda, buradaki 24 volt DC. Buranın sırası da öyle. 3 faz güç, burası da kumanda, burası da 24 volt DC. Arkadaşlar ben simülatör dediğimiz PLC eğitim setine enerji vereceğim. Enerji verirken burada besleme dağıtım ünitemiz var. Yani biz 24 volt DC'yi, ben buradan enerjiyi ne aldım? 24 voltun artık ucunu aldım. Bir daha alacağım. Bu sefer ne yapıyoruz? Bor klemesinin arkasında bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bu uzayıp gidiyor. Bu hiç güzel bir çözüm olmuyor ve aradan bir kablo çıkarmam istediğimde burada çıkaramıyorum. Bu problem. Biz de dedik ki bunları artıyı buraya, eksiyi de buraya verirsek 7 tane noktadan artı ve 7 noktadan da eksi beslemeyi alabiliyorum. Bu besleme dağıtım ünitesi, hem 24 volt DC için kullanabilirsiniz. 24 volt DC için ve 29 volt AC için kullanabilirsiniz. Ben şimdi simülatöre buradan artık rahatlıkla artı ve eksi beslemesini verebilirim. Besleme kısmı zaten simülatörün üzerinde gerekli açıklamaları var. Açıklamaları dikkat ederek okuyalım. Ben artıya artıya, eksiyi de eksiye bağlayacağım ki ben hata yaparsam ne olur? Yanlış yere bağladım. Artı eksiyi ters bağladım ne olur? Hiçbir şey olmaz. İçerisinde diyot koruması var. Artı eksi yanlış bağlasanız simülatör enerjilenmez. Şu anda sigortayı kaldırıyorum. 24 volt DC sigortamızı kaldırdım. Besleme geldi. Besleme ünitemize de besleme geldi. Dağıtım ünitemize. Ve simülatör enerjilendi. Bu kısmı simülatör. Burası giriş çıkış birimi ve burası PLC. Şu anda sistemimiz bizim enerjilendi. Simülatör kısmını birazcık daha detaylandırırsak 3 üniteden oluşuyor. Bu birinci ünite PLC dediğimiz cihaz. Bizim program yapmamız gereken kısım burası. Bu ünite giriş ve çıkış birimlerinin olduğu ünite ve üzerinde analog potansiyometre ile analog giriş yapabildiği ünite. Daha sonra burada da simülatör dediğimiz dokunmatik ekran, 4.3 inçlik dokunmatik ekranımız var. Simülasyon kısmını ve bize yardımcı olan yönlendirmeyi yapan kısım burası. PLC kısmından ziyade nasıl olsa bunu programlaması uzun uzun anlatacağız. Ben hemen simülatörün orta bölümüne geçiyorum. Orta bölümünde şu kat çıkış katı ve burada nasıl bir bağlantı yapacağını, nelere dikkat edeceğimiz yazıyor. Altta ise giriş katı. Burada da NPN mi, PNP bağlantımı yapacağım, onu da anlatıyor, yazıyor açıklamalarla. NPN ve PNP bağlantıyı ben ileriki konularda değineceğim. Burada IO'larımız var. Bu IO'ların sebebi bir, PLC çıkışlarımız bizim transistör çıkışı. Transistör çıkışına zarar vermemesi için, yani bizim yapacağınız ya da sizin yapacağınız herhangi bir bağlantıda, çok profesyonel de olabilirsiniz, hiç önemli değil, en küçük bir dalgınlıkta transistör çıkışları çok narindir. Küçük bir yanlış bağlantıda PLC'nin transistör çıkışını yakabileceğinden dolayı biz de çıkışlarını röle katlarıyla koruduk.
Fakat bu altı çıkışın burada gördüğünüz gibi bir tanesi farklı. Bu nedir? Bu MOSFET kartıdır. MOSFET kartı ve röle kartı birbirinden farklı kartlar. Röle kartı bağlı ise ki burada hiç MOSFET olmayacak. Gördüğünüz gibi sökülüp takılabiliyor. Bütün I/O kartlarımız bizim sökülüp takılabilir. Bunlardan mesela diyelim ki ben 3 söktüm, bana 3 tanesi lazım, diğerleri lazım değil. Eğer röle kartı takılı ise bu uçlardan AC ve DC besleme geçirebilirim. Yani buradaki uçlardan AC kontaktör, DC kontaktör ya da AC veya DC çalışan alıcılar geçirebilirim. Problem değil. Ama buradaki I/O modüllerin herhangi bir tanesinde MOSFET kullanırsak, MOSFET ki transistör olduğundan dolayı sadece DC'de çalışır. Dolayısıyla ben bu rölelerden AC geçirme gibi bir durumum söz konusu değil. O zaman ne yapacağım? Hepsine DC alıcı bağlamak zorundayım. Röle birçok uygulamamızda, hatta %90 uygulamamızda röle kullanılacak. MOSFET nerede kullanılır? Amacı neydi? Yani röle zaten bizim bütün işlemimizi çözüyorken MOSFET ne gereği var derseniz şu açıdan gereği var. Röleler bir saniyede 10 bin kez açma kapama yapmaz. Hatta biraz daha çıkalım. 200 bin kez açma kapama yapmaz. Ne kadar sürede? Bir saniye sürede. Ben bir saniye içerisinde 5 bin kez açma kapama yapacaksam benim bu röle işimi görmeyecek. Zorlarsam ne olur? Mekanik olarak arızalanacaktır. Ama MOSFET transistörler öyle değil. Transistörler 200 kHz dediğimiz bir saniyede 200 bin kez açma kapama yapabildiğinden dolayı MOSFET'i kullandık. Bu hızlı açma kapama ile ne yapabilirim derseniz, hangi uygulamaları yapılır derseniz, step motorun kontrolü ve endüstriyel servo motorların kontrolünde, patch kontrolünde bunlar MOSFET kullanılıyor. Simülatör cihazında PLC giriş çıkış ünitesini tanıttık. Şimdi simülatör kısmını tanıtacağız. 4.3 inç dokunmatik bir ekrana sahip. Simülatör gerçekten nedir? Onu ben kısaca söyleyeyim. Simülatör aslında dokunmatik ekran, HMI dediğimiz ürün ile arka kısmında PLC olan bir ürün. Yani bunun arka kısmında aslında PLC var. Böyle bir cihaz var. Bu ikisi birbirleriyle haberleşme yapmıyor. Fiziksel olarak birbirleriyle, dijital olarak bağlı. Yani PLC'nin çıkışı bizim simülatörün girişine bağlı. Simülatörün çıkışı da bizim PLC'nin girişine bağlı. Dolayısıyla ben buradaki start butonuna basıp PLC'nin girişine gerçekte bir sinyali gönderiyorsam bu işlemin aynısını simülatör yapmış oluyor. Simülatör dediğimiz cihaz buradaki bütün çevre birimlerinin hepsini bize bağlantı yapmadan sağlayabilen bir cihaz. Şimdi burada menülerimiz var. Kumanda uygulamaları, pneumatik uygulamaları, tank dolum uygulamaları, sayıcı uygulamaları gibi birçok uygulamamız var. Biz istediğimiz bir uygulama menüsüne giriyoruz. Kumanda uygulamaları içerisinde kesik çalıştırma, sürekli çalıştırma ve benzeri uygulamalarımız var. Daha sonra burada başka uygulamalar ve problemlerimiz var. Örneğin biz daha önce bu PLC'de bir deneme yaptık, bir program yapıldı. Bu programın ne olduğunu tam olarak ben bilmiyorum. Acaba dedim ki şu zamanlı çalıştırmayı tıkladım ve buradaki start butonuna bastığımda bu simülatör bunun PLC'nin girişini bir sinyalini göndermiş olacak. Ve simülatör şu anda çalışmaya başladı. Ve PLC yazılımına göre ekranda, eğer yazılım doğruysa, ekranda simülasyon yapmaya başladı. Stop'a basacak olursam PLC girişi 1 oldu. Stop'tan butonumu çekersem PLC girişi 0 oldu. Şimdi stop'tan elimi çektim fakat PLC çıkış verdi, çalışıyor. Bunun sebebi nedir? Bunun içerisinde nasıl bir program atıldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu devreye göre, mantık olarak bakacak olursak, bu devrenin çalışmasına göre yazılan PLC programı şu anda doğru değil. Ne yapacağız? Buradaki uygulamayı çalıştırabilmek için biz PLC içerisine doğru yazılımı atmamız gerekiyor. Simülatörü ben buradan çıkarmak istiyorum. Çıkarabilir miyim? Evet, çıkarabiliriz. Benim yaptığım gibi enerji altına çıkarmak doğru bir işlem değil. Ne yapmamız gerekiyor? Enerjisini kesip simülatör cihazını buradan söküp alabiliriz. Arka kısmında PLC portları ve HMI portları var.
bu portlardan bilgisayarla bağlayıp bunların içerisindeki yazılımı güncelleyebiliyorum. Enerji altından söküp takmıyoruz, ona dikkat ediyoruz ve buradaki klemenslerini bunu oturttuktan sonra yerine hızlıca iyice itiyoruz, geriye çıkıyor. Üzerinde mesela belki videoda bilmiyorum gözüküyor mu, bir bulanık ekran varmış gibi gözüküyor. Aslında bunun koruma laylonu var. Bunu istersek böyle çıkardığımızda gerçek ekrana ulaşmış olabiliyoruz. Ben yine de bunu sabit bırakayım çizilmesin diye. İsterseniz bunu çıkarabilirsiniz. Hatta çıkaralım. Ekran bu şekilde temiz bir şekilde kalsın. Biz simülatör kısmını anlattık fakat bu alttaki çevre birimlerinden hiç anlatmadık. Bu alt kısım tamamen kumanda ve koruma elemanları ile ilgili eğitim seti cihazlarımız var. Yani klasik hatta kumanda elemanları ya da otomatik kumanda elemanları, sağ sol rölemiz, yıldız üçgen rölemiz, zaman rölemiz, besleme dağıtım, sinyallenmesi, buton birimleri. Burada sensörlerimiz var. 3 adet sensör. Optik, indiktif ve kapasitif sensör. Burada termik röle dediğimiz motoru koruyan bir koruma elemanı. Daha sonra motoru yol verme elemanı olarak 3 adet de bizim kontaktörümüz bulunmakta. Alt kısımda 24 volt DC rölemiz var. Burada trafik lambası PLC için bir uygulama modülümüz. Burada yine farklı uygulamalar için LED modülümüz var. Bu çevre birimleri ile kumanda uygulamaları, yani klasik kumanda uygulamaları yapabiliyoruz. Bu yaptığımız klasik kumanda uygulamalarında PLC hiç yok ve dolayısıyla biz zaman rölesi, sağ sol rölesi, yıldız üçgen rölesi veya diğer yöntemlerle motorun kesik çalıştırılması, sürekli çalıştırılması, devir yönünün değiştirilmesi, dinamik frenleme ile durdurulması, yıldız üçgen çalıştırılması ve benzeri uygulamaların yapılmasını görüyoruz. Burada bizim kumanda mantığımız, devre mantığımız iyice gelişiyor. Daha sonra biz bu simülatör dediğimiz bu PLC eğitim setine bu çevre birimlerini, yani endüstride kullanılan gerçekten bu çevre birimlerini PLC ile nasıl kontrol edelim onu görüyoruz. Klasik kumandada yapamadığımız, zorlandığımız kısımları PLC'de daha basit olduğunu görebiliyoruz. Örneğin bir örnek verelim. Burada bizim bir tane zaman rölemiz var. Ya da işte diğer masadan bir tane daha getirdik, iki. O masadan getirdik, üç. 10 tane zaman rölem yok. Dolayısıyla ben kısıtlı bir alanda çalışmak zorundayım. Örneğin 3 tane kontaktörüm var. 4. kontaktörüm yok. Kısıtlı olarak çalışmak zorundayım. Peki PLC'de böyle mi? Hayır. PLC'de yüzlerce zaman rölesi var. Kısıtlama yok. Zaman rölesinin burada bir açık bir kapalı kontağı var. Böyle gerçek zaman rölesinde. Ama PLC'de zaman rölesinin kontak sınırlaması yok. Yüzlerce, binlerce kez açık kapalı kullanabilirsiniz. Bunun arasındaki farkı görmek, PLC'nin kullanım avantajını görmek açısından çok önemli bir eğitim seti olarak düşünüyoruz. Endüstride şöyle, PLC çıkışlarına ve girişlerine hem DC hem de AC alıcıları beraber bağlayabildiğimizden, endüstride de bu şekilde bağlanıyor. Hem AC hem DC alıcıları bağlayabildiğimizden PLC'nin çevre birimlerinin bağlantısını öğrenme konusunda çok verimli bir eğitim seti. PLC'de program yazabilirsiniz. Başka bir marka gelir, orayı da öğrenirsiniz. İnternette ortamından öğrenebilirsiniz. Yazarların kitaplarından bir şekilde PLC programını öğrenme ile ilgili kaynaklara ulaşabilirsiniz. Fakat bağlantı yapma konusu PLC programlamanın bence %80'lik bir konusu. PLC bağlantılarını çok iyi öğrenirseniz programlamayı zaten çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Endüstride çıktığınızda Siemens'in uzmanı olabilirsiniz. Karşınıza Panasonic, Delta, Mitsubishi, Fatec, başka LG gibi markalar da karşınıza çıkabilir. Sonuç itibariyle bütün markalarla çalışma yoluna gideceksiniz. Ve PLC programlamayı bir şekilde zaten becerisine sahip olacaksınız. Ama o projeye müdahale edebilmek, o projeyi anlayabilmek için kesinlikle çevre bilim elemanlarına ve bunun bağlantılarını çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Siemens SL1200 serisi PLC'leri programlamak için TIA Portal versiyon 14 programının bilgisayarımızı kurduk. Ve buradaki masaüstü ikonuna çift tıkladığımızda Siemens'in TIA Portal
programa açılıyor. Daha önce yapılmış örnek projeleri görüyorsunuz. Biz bunları açmayacağız. Create New Project diyoruz. Yeni proje yapıyoruz. Projeye bir isim verelim. Diyelim ki kesik, ilk işimiz kesik çalıştırma ya da deneme olsun. Öyle yapalım. Deneme ismiyle olsun. Açıklama falan eklemiyorum. Sonra buradan create diyorum projeyi. Configure device var. Yani benim PLC eklemem gerekiyor. PLC cihazını eklemek için tıkladım ve pencere boş geldi. Bu yanda add new device var. Yeni cihaz ekleyeceğim. Bizim simülatörün üzerindeki PLC'miz SD1200, CPU'muz SD1212 DC, DC, DC. Bunu ezberlemeye çalışmayın. Neden derseniz PLC eğitim setinin üzerindeki PLC'de SD1212 DC, DC, DC yazıyor. Ve üzerinde yan tarafında da kaçıncı versiyon olduğu yazıyor. Bizim versiyon 1AE40 versiyonu. Onu seçiyoruz. Yanlış seçerseniz ne olur? Büyük ihtimal programı yazarken size birçok uyarı çıkaracak. Belki de programı yüklemeyecektir. Buradaki seriyi, şuradaki PLC kodunu, PLC'nin üzerinden bakıyoruz. Ben ezbere bildiğim için onu seçtim. PLC cihazı geldi. Bununla ilgili ayarlara daha sonra girelim gerektikçe. Biz ne yapıyoruz? Şu anda burada, yani burada şuraya tıklayabiliyorum, buraya tıklayabiliyorum, buraya tıklayabiliyorum. İşte birçok özelliklerine girebiliyorum. Buralara hiç girmeyelim. Biz hızlı bir şekilde hemen PLC programlama kısmına girmek için Program Blocks yazısını, sekmesini tıklıyoruz. Burada Main OB Load. Bunu çift tıklayarak program yazma sayfasına ulaşmış oluyorum. Burada gördüğünüz gibi üstte simgeler var. Bunları tek tek açıklamayalım. Hem boğucu oluyor, konu konuyu açıyor. Akılımızda tutamayız. Gerektikçe bunları kullanacağız. Burada en çok kullandığımız komutlar var. Normalde açık, normalde kapalı. Çıkış komutu ve fonksiyon blokları, yani diğer komutlar. En çok bunlar kullanıldığı için buradan tıklayarak ulaşabilirim. Fakat daha fazla, daha hızlı ya da başka şeylere ulaşmak istersen burada Basic Instructions var. Burada bütün komutlar bu kısımda yer alıyor. Ben şuradaki pencereleri daraltabilir miyim? Daha açık gözüksün. Evet. Şu pencereleri daralttım. Evet. Burada genel komutlar, burada bitleyici komutları, burada timer, zaman önesi, counter, sayıcı, karşılaştırma, matematiksel fonksiyonlar ve birçok fonksiyon devam ediyor. Burada daha genişletilmiş komutlar var. Teknolojik object dediğimiz PID kontrol ve motion kontrol, yani servo motoru ve step motoru pozisyon kontrolü gibi komutlar var. Communication yani haberleşme ile ilgili komutlar da bu kısımda yer almakta. PLC'ye bağlanma, programı derleme, PLC'ye programı yüklenme, online olarak bağlanma ve programı gerçek zamanlı olarak takip etmek için şuradaki menüleri kullanıyoruz. Bundan sonraki videomuzda ilk projemizi, yani ilk PLC programımızı yazacağız ve buradaki menüleri kullanmaya başlayacağız. Güzel. Programın genel çerçevesine bir bakış yaptık. Şimdi kesik çalıştırma dediğimiz uygulamayı yapacağız. Kesik çalıştırma nedir? Start butonuna basacağım. PLC çıkış verecek. PLC'nin çıkışına bağlı olan alıcı çalışacak. Start butonuna basmayı bırakırsam PLC çıkış vermeyi bırakacak. PLC'nin çıkışına bağlı olan alıcı da çalışmayı bırakacak. Önce bir açık kontak atayacağım. Tıkladım. Network'ümün üzerine açık kontak geldi. Açık kontak adresini PLC'nin girişlerinden, PLC'nin girişleri I harfiyle, yani input'un I'sı I harfiyle yazıyorum. Klavyenizde caps lock açık olursa iyi olur. Çünkü küçük harfle I yazarsan program kabul etmiyor onu. I adresimiz birinci adres 0.0. Yani birinci giriş. Ben start tonu PLC'nin birinci girişine bağladığımı varsayıyorum ve 0.0 adresini yazdım. Bu tarafa geçiyorum. Çıkış komutu out dediğimiz bu çıkış komutunu tıklıyorum, çift tıklıyorum.
Ve çıkış komutu adresini yazacağım. Çıkış komutumuz Q00 0102 Q05'e kadar gidiyor. PLC'mizde 6 çıkış var. Ben de Q0.0 çıkışını kullandım. Girişlere geleyim bir daha. Girişlerimizde I0.0 yani 0'dan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar gidiyor. Ve toplamda 8 tane PLC'mizin girişi var. Ben I00'ı seçtim. Ben I01'i seçemez miydim, I02'yi seçemez miydim dersek seçebilirsiniz. İstediğiniz girişi, istediğiniz butonu bağlayabilirsiniz. İstediğiniz çıkışa da istediğiniz alıcıyı bağlayabilirsiniz. Biz en baştakileri kullandık. 0. giriş ve 0. çıkışı kullandık. Yazılımım bitti. Ben ne yapacağım? Derleyeceğim. Derleme nerede? Şurada geri al ve ileri al. Bütün programlarda olan klasik sembollerin yanında, bir sağında bir sembolümüz var. 0-1 yazıyor. Bu compile, yani ben değerleyeceğim. Sizin yazdığınız programda hata var mı? Kontrol edeceğim. Varsa nerede hatanız var? Onu söyleyeceğim diyor. Ve compile yapmadan ben programı zaten PLC'ye yükleyemem. Birinci aşamam compile yapmak, değerlemek. Tıklıyorum ve şu anda compile, yani programı değerliyor. Değerledikten sonra herhangi bir hata altta yok. Hepsi mavi tikli, hiçbir problem yok diyor. Ben daha sonra bunu PLC'ye yükleyeceğim. Bilgisayarla PLC arasında Ethernet kablosuyla biz bağlantı yaptık. Siemens SC1200 serisi Ethernet'le bağlantı sağlayan bir PLC cihazı ve download to device simgesi var. Bir yanındaki de upload from device, yani cihazdaki programı bize çeker. Ben download to device yapıyorum. Simgeyi tıkladım. Burada show all compatible device diyor. Ben bütün ulaşılabilir device, yani show accessible device'ı seçiyorum ve start search diyorum. PC ile bilgisayar arasında bağlantı kurmaya ve ürünü bulmaya çalışıyor. Şu anda ürünü yine bulamadık. Bir daha search device diyelim. Zaten bulsun da istemiyoruz. Bulamaması güzel bir şey. Neden dersiniz? Zaten bu sorunu %99 demiyorum, %1 milyon siz yaşayacaksınız. Bu sorunun çözümünü, yani nasıl ben iletişim kurarım, bunun çözümünü bir sonraki videoda aktaralım. Şimdi yazdığımız PLC programını PLC'ye yüklemeye çalışırken bir hata almıştık. Bu hatayı nasıl düzelteceğiz? Tabii ben hatayı bu arada düzelttim. Buldum. Aslında bağlantı ayarlarıyla ilgili değilmiş. Bir yeri yanlış seçmişim. Onu da gösterelim. Şimdi bilgisayarın bağlantı özellik, yani bağlantı ayarlarına giriyoruz. Biz burada wireless kullanmıyoruz. Ethernet kullanacağız. Kullanılabilir ağlar, Ethernet'i seçiyoruz bu kısımdan. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştirelim. Dediğimizde Ethernet geliyor. Burada sağ tıklayıp özelliklere giriyoruz. IPv4 internet protokolü sürüm 4 kısmına girip özellikleri tıklıyoruz. Burada bizim PLC'mizin IP adresi 192.168.0.1. PLC'mizin fabrikasyon IP adresi bu. Siz değiştirmediğiniz sürece. Şimdi biz ne yapacağız? Normalde bu şu şekilde otomatik IP, otomatik olarak bir IP adresi al seçeneği işaretli geliyor. Biz bunu aşağıdaki IP adresini kullan şeklinde işaretleyip buraya 192.168.0.1 yazamayız. 1 zaten PLC'nin IP adresi. Biz 1 dışında bir şey yazmamız lazım. Buraya 2, 3, 4, 5 herhangi bir şey yazabilirsiniz. Önemli olan şu 3 hanenin PLC'nin IP adresiyle aynı olması. Alt A maskesini zaten tıkladığınızda otomatik olarak 255.255.0 geliyor. Burayı da değiştirmiyoruz. Daha sonra varsayılan A geçidine PLC'nin IP adresini yazıyoruz. 192.168.0.1. Tamam diyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Artık biz PLC ile haberleşme sağlayabiliriz. Programımızı derlemiştik. Yine derleyelim. Ve programı daha önce derlediğim için çok hızlı geçti o kısmı. Download device'e tıklıyorum.
Üzerine yazmak istiyor musunuz diyor PLC'deki. Yazmak istiyoruz dedik. Çünkü PLC'ye yatacağız yazılımımızı. Şu anda PLC programı hızlı bir şekilde gönderdi. Herhangi bir şeyi ekrana çıkmadan programı gönderdi. Ben bu video başlamadan önce bir değişiklik yapmıştım. Ondan dolayı hızlı bir şekilde bağlantı kurduğum için programa gönderebildi. Ben programda küçük bir değişiklik daha yapacağım. Örneğin bir kapalı buton attım ve 0.1 yazacağım. Programı sanki bir değişiklik yaptım. PLC'den farklı hale geldi ve programı gönder diyorum. Bu pencere açılsın diye yaptım ben onu. Biraz önce programı daha hiçbir değişiklik yapmadım ve PLC'deki programla aynı olduğunu bildiği için çok hızlı bir işlem yaptı. Burada hiçbir kısmı işaretlemiyoruz ve mavi ekran geliyor. Load diyorum, yükle diyorum. Evet, şu anda buradaki yazılımı PLC'ye yüklemiş durumdayım. Online simülasyona tıklayıp ardından şu gözlüğü tıklarsam monitoring on off, yani PLC'nin on off kısmını görüntüleyebilirim. Go online demeden direkt gözlüğü tıklasam da zaten otomatik olarak online'a bağlanıyor ve PLC'nin şu andaki durumunu, çalışıp çalışmadığını hem simülatör üzerinden hem de bu yazılım üzerinden görebiliyorum. Bir sonraki uygulamamızda kesik mühürleme devresini yapalım. Hem buradan görüntülemeyi hem de simülatör üzerinden çalışmayı görelim. Daha sonraki videoda da bağlantısını yapalım. Kesik çalıştırmayı yapmıştık. Şimdi sürekli çalıştırma devresini uygulayacağız. Kısaca onu anlatacağım. PLC'yi yükleyeceğim ve online olarak bağlanacağım. Simülatör üzerinde de çalıştıracağım. Sürekli çalıştırma nedir? Ben start donuna bastığımda Q00 çıkışa sürekli aktif olsun. Start donuna elimi çektiğimde de aktif olmaya devam etsin. Stop butonuna bastığımda çıkış pasif olsun. Yani çalışmayı durdursun. Mühürleme devresi dediğimiz sürekli çalıştırma için start butonunun altına paralel bir kontak atıyoruz. Bu kontak açık kontak ve şuradaki oku tıklayarak devreyi yukarıya tamamlıyorum. Bu kontağın adresi Q00 çalıştırmak, yani mühürlemek, sürekli çalıştırılmasını istediğimiz adresiyle aynı olacak. Q.00. Şimdi bu devrede nasıl mühürleme yaptığını online'da canlı canlı göreceğiz. Ve devreyi durdurmak için benim bir stop butonuna ihtiyacım var. Onun için de kapalı kontağa bağlıyorum. Şimdi buradaki adresleri ben kafama göre ilk videoda yapmıştım ama bundan sonra simülatör üzerindeki uygulamaları yaparken bu adresleri kafama göre değil, simülatör ekranı üzerinde start butonunun adresi, stop butonunun adresi ve hangi çıkışı aktif edeceğim orada yazılı. Ben oradaki adrese baktım ve diyor ki durdurma butonu I0.2'ye bağlanmış dediği için ben de durdurmayı I0.2 yaptım. Kısaca çalışmasını anlatacak olursak, bu kontak kapandığında, butona bastığımda kapalı kontak üzerinden Q00 enerjilenecek ve alttaki şu paralel bağlı kontağını kapatacak. Butondan elimi çektiğinde bu hattan akım geçmez iken alttaki paralel kontaktan akım geçişine devam edeceği için Q00 çıkışı sürekli enerjili olacak. I02 girişinden sinyal gelirse, yani stop butonuna bastığımda bu hattaki besleme enerjisini açacağından dolayı Q00 enerjisiz kalacak. Hızlı şekilde bakın, derlemeye basmadım, direkt neye bastım ben? Download'a bastım. Basabilirsiniz, derleme edebilirsiniz. Derlemeden PLC'yi yüklederseniz o zaten muhakkak derleme işlemini alıyor. Pencere açıldı. Load dedik, yükle dedik programımızı. Programı içerisine, PLC içerisine şu anda yükledi ve online'a girmek için gözlük simgesi, yani monitoring on off simgesini tıklıyorum ve şu anda online olarak görüyorum. Yeşil hatlar enerji var, mavi hatlarda enerji yok. Şuradaki I02 kapalı kontak olduğu için ben enerjiyi geçiririm ama önümde, yani sol tarafımda enerji yok diyor. Ben uygulamayı simülatör ekranından butona basacağım. Birazdan da video olarak o kısmı göstereceğiz. Simülatör ekranından ben I00 girişini tetikliyorum. Yani start butonuna basıyorum.
Bakın bastım bıraktım. Enerji buradan geçti. Q00 enerjilendi. Kontağını kapattığı için bu hattan enerji almaya devam ediyor. Q00 ve enerji durumda. Ve ben I02 yani durdurma butonunu basacağım. Şu anda basılı tutuyorum elimle. Enerji kesildi. Bıraktım. Tekrar start'a basılı tutuyorum. Elimle basılı. Hem üst hattan enerji gidiyor. Hem alt hattan enerji gidiyor. Q00'a ve elimi çekiyorum. Start butonundan. Bu kısımda enerji almazken gene alt paralel kısımda yani mühürleme devresinde enerji almaya devam ediyor. Şimdi aynı uygulamayı simülatör ekranında deniyoruz. Start'a bastık. PLC girişimiz 1 oldu ve PLC çıkış verdi. Yani biz bu programı atmıştık ya biraz önce PLC içerisinde. O yazdığımız programı doğru çalışmadığını simülatör ekranı üzerinden görüyoruz. Stop'a basıp devreyi durdurabiliyoruz. Hiçbir bağlantı yapmadan PLC programlama becerimizi kazanmamızı simülatör bize sağlamış oluyor. Her uygulama için bağlantı yapmadan direkt program atıp bu şekilde denemeleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Bir sonraki uygulamamızda da bunun gerçekten çevre birimleriyle nasıl bağlanacağını anlatacağız. Yaptığımız sürekli çalıştırma devresini simülatör üzerinde test ettik. PLC programımız güzel çalışıyordu. Ve simülatör üzerinde de devre şemasını, güç şemasını bize göstermişti. Fakat tabii simülatör üzerinde kontaktör var. Kontaktöre bağlı da motor var. Motor dönüyor. Ama biz gerçekte bu bağlantıyı yapmamız gerekiyor. En önemli kısım, önceki videolarda da söyledik, bağlantı yapmak. Şimdi bizim alıcımız, şuradaki kontaktör bu ve bizim kontaktörler 24 voltlık, 24 volt AC gerilimle çalışan bir kontaktör. Dolayısıyla benim AC beslemeye ihtiyacım var. Ve ben burada 29 volt faz kısmından enerjiyi aldım. Aldım. PLC'nin ortak ucu olan C0'a bu bağlantıyı yapacağım. Fakat yaparken durdum. Neden? Daha önce dedik ki eğer bir MOSFET takılıysa AC besleme yapamayız. Dolayısıyla ben MOSFET kartını çıkarıyorum. O zaman DC bağlamak zorundayım. Şimdi ortak uca ben ne verdim? Fazı verdim. Faz verdiğimde her röle, bu röle çalıştığında buradan fazı çıkaracak. Bu röle çalıştığında buradan fazı çıkaracak. Her röle çalıştığında ilgili noktalardan faz çıkışı sağlanmış olacak. Hangi adresten çıkacakmışım? Q00. Evet, Q00'dan çıktım. Röle çalıştığında buradaki bağlantıyı sağlayacak, akım geçişine izin verecek ve faz buradan çıkacak. Bu fazı ben kontaktörün A1, A2 uçlarına giriş yapacağım. Şimdi burada kontaktör sistemini biz nasıl sökeceğim onu da göstereyim. Aşağı basıyoruz ve çıkartıyoruz kontaktörümüzü. Kontaktörde yeni geliştirdiğimiz bir Born-Clemens teknolojisi var. Biz vidalarını çıkartıyoruz ve bu turuncuyla gözüken Born-Clemens'leri yerleştiriyoruz. Amaç şu, kontaktörü canlı canlı elinize aldığınızda kontaktörü tanımanız. Hangi uçları güç uçları, hangi uçlar yardımcı uç, hangisi kapalı, hangisi açık ve besleme ucu, A1 A2 uçlu dediğimiz neresi, üzerine neler yazıyor, yan tarafta nasıl bir açıklama var, bunlara bakabiliyoruz ve burada da besleme gerilimi var. 24 volt 50 hertz yazdığı için demek ki bu AC besleme ve A1 A2 uçları, bu kamerada biraz zor gözükür enjeksiyon baskı olduğu için, A1 ve A2 bobin uçlarının burada olduğunu bize söylüyor. Şimdi bu burada dururken ben şuradaki kontaktörden A1 ya da A2 ucunun herhangi bir tanesine giriyorum. A2 ya da A1'e yön farkı var mı? Yok. Yön farkı yok. Buradan da çıkıyorum. Faz dolaştığı için benim çıkıp en son nereye gitmem gerekiyor? Nötr'e gitmem gerekiyor. Yapacağınız hata, yani hata demeyelim de unutkanlıklardan bir tanesi şu olacak. Basıyorum. Aa, çıkış çalıştı ama kontaktör çalışmadı. Niye? Hep unutuyoruz. Çünkü bizim kumanda beslemesini açmamız gerekiyor. Evet, şu anda kontaktörümüz sesten anlaşılacağı üzerine çalıştı. Ben şu anda kumanda bağlantısını yaptım. Bir sonraki videoda da güç bağlantısını yapacağız. Yani motoru devreye alacağız. Güç bağlantısını yapmadan önce kontaktörün uçlarına bir bakalım. Burası L1, L2, L3, L5 uçları. Bu altı da T1, T3, T5 uçları. L ve T uçları
güç bağlantısı için birinci faz, ikinci faz, üçüncü fazı buraya giriyorum. Alt kısımdan çıkıp motora gidiyorum. Hemen bir soru. Alttan girip üstten çıksam olmaz mı? Olur. Bir farkı yok. İster alttan girin, üstten çıkın ya da üstten girip alttan motora gidin. Bu yan tarafı yardımcı kontak bloğu. Hangilerinin açık olduğu, kapalı olduğu üzerinde yazıyor. Bu üst kısımlar normalde açık, alt kısımda normalde kapalı. Bir kapalı ve bir açık yardımcı kontak, kontaklarının kendi üzerinde var. Yeterli gelmezse şu yandaki kontak bloğunu ekliyoruz. Ek yardımcı kontak bloğunu ekliyoruz. Bu kontak bloğu yandan da eklenebilir, üstten de eklenebilir bütün kontaktörlerde. Burada da üst kısım normalde kapalı, alt kısım normalde açık. Bunu ezberlememize gerek yok. Hangi ucun ne olduğu zaten kendi üzerinde yazmakta. Benim kullanacağım güç için şuradaki L1, L3, L5, T1, T3 ve T5 uçlarını kullanacağım. Ve ben güç bağlantısını şimdi yapacağım. Tabii güç bağlantısı için benim enerji olmaması gerekiyor. Enerji altında çalışmamaya özen göstereceğiz. Ben alt kısma gireceğim. Bağlantı daha güzel gözüksün. Diğer fazdan aldım. Evet. T3 girişine girdim. Güç ucuna. Diğer güç ucunu aldım. Ve L3 girişine girdim. Öğrencilerin, kursiyerlerin ve bizim de yaptığımız bir yanlışlık şu olabiliyor. Çok hızlı bağlantı yapıp ya da işte dikkatimiz dağılabiliyor. Bu uçların bir tanesini yardımcı kontak bloğuna bağladığımızda motor iki faza kalıyor. Bu sıkıntı olabilir. Şu üç tane ucu ben göstereyim. Buraya bağlayayım. Evet. Üç tane girdim ve üç ucumu çıktım. Şimdi motor üzerine bağlantı yapacağım. Motorda bizim 6 tane ucumuz var. Bunlardan 3 tanesi U ve W, diğeri X, Y, Z. Ben bu 3 ucu ister X, Y, Z'ye girerim, ister U ve W'ye girerim. Bir farkımız yok. Ben de yani bir fark yok. Faz sırasını kafama göre bağlıyorum, rastgele. Ne olur rastgele bağlarsam motorun devir yönü değişir. Saat yönüne döneceğine saat yönünün tersi döner. Benim için şu anda devir yönü önemli değil ama endüstride tabii ki çok önemli motorun dönüş yönü. Ve şu anda üçgen bağlayacağım. Bu karşıdan karşıya atlama yapıyorum. Birer ucu atlama yapıyorum. Atlamayı yaptım. Karşıdan karşıya direkt hiç çapraz olmadan birebir atlamayı gerçekleştirdim. Şimdi besleme enerjisini birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz enerjisini verdim. Üç fazla da enerjim geldi. Şimdi simülatörde start tonuna bastığımda kontaktör ve motor çalışacak. Simülatörde motorun çalıştığını görebiliyoruz. Çıkış verdi. Kontaktör çalıştı. Kontaktörden sonra da motorun döndüğünü görebiliyorsunuz. Durdurdum. Çalıştırdım. Durdurdum. Çalıştırdım. Durdurdum. En önemli kısım bağlantıyı yapmak. Şimdi simülatörden zamanlı çalıştırma 1 uygulamasını açtık ve orada bize diyor ki start butonuna basınca Q00 çıkışı çalışsın, çalışmaya devam etsin. 5 saniye sonra Q00 çıkışı pasif olsun. Zaman işin içerisine girdiği için ben zaman ölesini çalıştırmak zorundayım. Yani zaman ölesi komutunu kullanmak zorundayım. Şu önceki yaptığımız sürekli çalıştırma olacak. Ben sürekli çalıştırmayı neyle durduruyordum? Butonla durduruyordum. Ben burayı neyle durduracağım? Zaman ölesini kontayla durduracağım. Kapalı kontayla. Demek ki ben buraya bir tane kontak atacağım ve buraya zaman ölesinin adresini yazacağım. Zaman ölesi buradaki kapalı kontağı açacak. Stop butonunun yaptığı işlemi süre sonunda kendisi yapmış olacak. Alt devreye de bir tane açık kontak atadım. Bu da Q00 çalıştığı zaman aynı anda benim zaman ölem çalışsın.
Zaman öncesine nereden giriyoruz? Şu pencere daha geniş gözükmesi için ben şuradaki teknolojik object, communication, extended instruction kısımdan altı aldım. Burada timer operations diye bir komut sekmesi var. Tıkladığımda TP, TON, TOF, TONRE gibi uygulama komutlarını görüyorum. TP komutu pas üretiyor. Bir anlık pas veriyor. TON, düz zaman öncesi dediğimiz belirli bir süre sonra konum değiştirir. TOF ise ters zaman öncesi. Düz zaman öncesinin tam tersini yapar. TONRE de artımsal. Sürekli üzerine ekleyerek giden bir zaman öncesi. Biz burada TON'u kullanacağız. Genelde en yaygın TON kullanılır. Çünkü neden? Doğru orantılı, yani doğru bir mantığı var. Süre artar, süre dolduktan sonra kontağını açar. Tonu çift tıkladım ve bu alt kısmı hemen komut penceresini açtı ve burada kendisi zaman öresine bir isim verdi. Bu ismi ben değiştireceğim, çok uzun isim. Ben de dedim ki zaman öresi 1, 2, 3, 4 diyebilirim demedim. Zaman öresinin ZR ismini kullandım. Ne kadar kısa isim kullanırsak o kadar iyi. Burada zaman öresi ismini görüyorum. Input var. Input'u hatta direkt bağlayamam. Muhakkak zaman öresi enerjici bir girişe ihtiyacım var. Onu da Q00 çalıştığında zaman öresi çalışsın dedik. PT var. Peak time, yani nereye kadar sayacak. Buraya ben yazıyorum. Tabii ben buraya dedim ki 5 saniye. 5 yazdım ve enterladım. Yanına bakıyorum 5 ms yazıyor. Yani milisaniye. 1 saniye 1000 milisaniye olduğu için 5 saniye için 5000 yazmam gerekiyor. 5000 yazıp enterladığımda program otomatik olarak onu 5000'i 5 saniye olduğunu anlıyor. Biz uygulamada 5 saniye uzun olduğu için simülatörde 5 saniye diyor ama biz bunu daha da küçültelim. 2000 yazıp bırakalım. 2 saniyede 2 saniye sonra çıkışı pasif etsin. EET kısmını kullanmıyoruz. Boş bırakıyoruz. Programımızı değerliyoruz. Zaman öresi enerjilendiğinde bu peak time, yani 2 saniyeye kadar sayacak. 2 saniyeye ulaştığımda buradaki kontağını açacak. Açması için ben burada ne vermişim zaman öresi ismini? ZR. Şuradaki adresi ZR diyorum. Ve ZR'yi tıklıyorum. Diyor ki in mi Q mu? Yani çıkış verdiğinde zaman öresi kontağını açacak. Q'yu tıklıyoruz ve klavyeleri Enter'i tıkladığımızda buradaki adres tanımlamasını, operant tanımlamasını bitirmiş oluyoruz. Zaman öresi enerjilerini saymaya başlar. 2 saniyeye ulaştığında anlık değeri, 2 saniyeye ulaştığında kontakları konum değiştirir. Kapalı kontak açılır, açık kontak kapanır. Buradaki kontağı açacağından dolayı Q00 enerjisiz kalacaktır. Zaman öresi nasıl sıfırlanır? Önündeki kontak açıldığında, zaman öresi enerjisiz kaldığında anlık değeri, saydığı değer tekrar sıfırlanır. Programı değerledim ve hemen yükleyip bir sonraki videoda uygulamasına geçeceğiz. Zamanlı çalıştırma programımızı PLC'ye yükledik. Şimdi simülatör üzerinden onun uygulamasını yapacağız. Simülatörden ekranında kesik çalıştırma, sürekli termik hatası, çift buton, zamanlı çalıştırma 1. Bu uygulamayı yapmıştık. Evet, tıkladık. Burada zaten nasıl çalışacağını zaten tarif ediyordu. Start tonla basılacak ve 5 saniye sonra motor duracak. Giriş çıkış adresleri yazmıştı. Biz 5 saniye yapmadık. 5 saniye beklemeyelim diye biz bunu 2 saniye olarak değiştirdik. Start'a basacağım. Bastım. Çıkış çalıştı. Ve 2 saniye sonra çıkışımız doldu. Bir daha bastım. 2 saniye olmadan durdurabiliyorum. Start'a bastım. Ve motorumuzun çalışıp durduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi sayıcı uygulamasını yapacağız. Sayıcı uygulamasından nasıl bir uygulama yapalım? Butona, yani start butonuna 3 kez bastıktan sonra çıkış aktif olsun. Yani motor çalışsın. Önce tabi start butonu için kontağı tıkladım ve adresini yazıyorum. 0.0. Tabi buradan neyi seçmem gerekiyor? Benim sayıcıyı seçmem gerekiyor.
Burada counter operations dediğimiz sayıcılar kısmında counter up CTU, CTD counter down aşağı sayıcı, CTU up yukarı sayar, CTUD yukarı ve aşağı sayar. Biz yukarı sayıcıyı kullanacağız, counter up. Çift tıkladım ve sayıcının ismini yazmam gerekiyor. Ben de sayıcıya C0 ismini verdim. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. İsim ne kadar kısa olursa tag yazarken, bunu bir daha adreslerken işiniz çok kolay olur. Burada uçlarına bakalım. Reset, P ve C ve Q ucu var. Şimdi R ucu ne, CU ucu nedir? Sayacağı uç. Her pulse geldiğinde start tonuna bastınız. Start tonuna bastığınızda bir pulse gelmiş oldu sayıcının giriş ucuna ve sayıcı 1 dedi. Butona basılı tutsanız dahi önemi yok. O pulse'leri sayar. Bir pulse geldi der. Butonu bırakıp bir daha basmanız lazım. Yani şu giriş bir daha aktif olması lazım. Sayıcı 2 der, 3 der, 5 der, 6 der sayar gider. Nereye kadar sayacak? Benim yazacağım değere kadar. Ne kadar saysın? 5 tane. 5'e kadar say. 3 demiştik pardon. 3'e kadar saysın. 3 diye buraya yazdım. CV kısmını boş bırakıyorum. Sayıcı anlık değeri 3'e ulaştığında buradan çıkış verir ve ben direkt çıkışa bağlayabilirim bunu. Yani çalıştıracağım PLC çıkış adresini direkt buraya yazabilirim. Buraya yazalım. Farklı tarzda da yapacağım bir sonraki uygulamalarda. Q00 çıkışını çalıştıracağım. Şimdi sayıcının anlık değeri 0. Buraya pals verdim. Anlık değeri 1 oldu. 1, 3'e eşit mi? Değil. Çıkış vermez. Bir daha pals verdim. 2. 2 sayısı 3'e eşit mi? Değil. Çıkış vermez. Bir daha bastım bıraktım butona. Yani pals vermiş oldum. Anlık değeri 3 oldu. Bizim hedef değeri eşit mi? Eşit. O zaman sayıcı çıkış verecek ve Q00 çıkışını çalıştıracak. Ama sayıcıyı nasıl sıfırlayacağım? Sayıcıyı sıfırlayabilmek için buraya benim bir tane reset ucum var. Bu reset ucuna stop butonu ya da başka bir start butonu bağlayarak sayıcıyı sıfırlayabilirim. Bu R ucunu dayken çift tıklayıp bir kontak attım. Oraya da ikinci start butonuyla sıfırlama işlemini gerçekleştireceğim. I01'den sinyal geldiğinde sayıcımız sıfırlayacak. Ben değerleyip programı hemen hızlı bir şekilde PLC'ye yüklüyorum. Evet, PLC'ye yükledim ve online olarak bağlayıp bir sonraki videomuzda da bunun uygulamasını PLC seti üzerinde göreceğiz. Karşılaştırma konutlarını anlatacağız. Ama burada önemli olan çalışma diyagramını çok iyi çizebilmek lazım, onu anlayabilmek lazım. Problem ne olursa olsun, yani çok uzun olsa da şu çalışma diyagramını çıkardıktan sonra program altta otomatik olarak çıkıyor. Biz hemen hızlıca şöyle ben çalışma diyagramını çizeceğim. Burası T ya da sayıcı T diyelim. İşte birimiz saniye olsun. Burada da ben şimdi kendi kendime problemi yazmaya başlıyorum. Diyorum ki start butonu I00. Start butonuna bastım. Hatta şöyle yapalım. Ben şunu biraz daha ileriye alayım ki adresini buraya yazmış olayım. I00. Start butonuna bastığımda ya da basıldığımda sıfırıncı saniye olsun. Yani buradan zaman başlasın. Q0.0 çıkışım çalışsın. Çalıştı. 2 saniye sonra dursun. İkinci saniye. Daha sonra 3. saniye bir daha devreye girsin. Daha sonra 5. saniyede dursun. 3. saniyede girecek. 5. saniyede çıkacak. Bu uygulama şöyle. Son olarak şöyle bir şekilde gelir. Start butonuna basıldığında Q00 çıkışı 2 saniye çalışacak. 1 saniye duracak. Daha sonra 2 saniye daha çalışacak ve tamamen duracak. Ya da burayı biraz daha hani 2 saniye 2 yapmayalım da 3 saniye yapalım. 3 saniye sonra duracak, çalışacak ve duracak dedik. Problemimiz bu şekilde. Bunu biz karşılaştırma komutlarıyla yapacağız.
Her bir çalışan blok için zaman ölesi yapacak olursam benim leader devrem çok uzayacak ve karmaşık hal alacak ki burada bir tane çıkış var. İkinci çıkış, üçüncü çıkış olduğunda daha da karmaşık ve çözülmez hale gelecek. Dolayısıyla şunun pratik yöntemi şu. Burada benim şu çalışma bölgem, birinci bölgem, hatta bir yazayım. Bir de benim neyim var? İkinci bölgem var. Yani bu Q00 çıkışı birinci ve ikinci bölgede çalışıyor. Başka bir daha çalışmıyor. Birinci bölgenin iki tane düğüm noktası var. Şimdi bakalım. Q00 nereden büyükse, sıfıra eşit ya da büyükse, kimden küçükse, 2'ye eşit ya da 2'den küçükse ya da 2'den küçükse çalışıyor. Öyle diyelim. Burası 3'ten büyükse, 6'dan küçükse çalışıyor. Şimdi bu düğüm noktalarını ben karşılıklarını hemen yazacağım. Şuraya basit bir şekilde yazacağım. Hiç PLC komutu gibi değil. Buradaki zaman ölesinin de bir ismini verelim. İsmi ne olsun bunun da? Örneğin T0 olsun. Ben T0 ismini verdim. Zaman ölesi T0 değeri kimden büyükse, şurası sıfırdan büyükse, şuradaki düğümü yazıyorum. Sıfırdan büyükse ve ikinci düğüm V, dikkat edin V dedi. Sıfırdan büyükse V, ikiden küçükse V ise V işlemi bizim elektrikte nasıl bağlı? Seri bağlı demek. Seri bağlı. Sıfırdan büyükse V, nereden küçükse hemen bloğu bıraktım. 2'den küçükse kim? T0 zaman öleminin değeri 2'den küçükse. Kim çalışacak? Çalışacak olan benim. Q00. Q00 çıkışım çalışacak. Şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısım bunun aynısı ve kopyası. Birinci düğümde veya ikinci düğümde çalışacak. Arada ne var? Veya var. Şuraları V noktası, şu düğümler V noktası, yani seri bağlayacağım nokta. Bunlar ise veya noktası. Burada veya burada çalışacak benim Q00. Her bir veya'da sürekli ben paralel bağlantı atacağım. Burada veya burada olduğu için ben bu ikinci hattı birinci hatta direkt paralel bağlıyorum. Piyasada da yazarken burayı kopyalayacaksınız. Birebir kopyası. Hiçbir şey yok. Hiç mantık düşünmenize gerek yok. Ve paralel olarak bağlı. Direkt şartı yazıyorum. Burada V var. Burada ve burada. Üçgen büyükse, altıdan küçükse. V'leri de buraya yazdım. Üç ne olur? Şuradaki düğümü yazıyorum. Kimden büyük olacak? Üçgen büyük olacak. Kim büyük olacak? Tabii ki zaman versin diye. Üçgen büyükse V. Nereden küçükse? Altıdan küçükse çalışacak. Birinci düğüm burası bu şartı sağlar çalışır. İkinci düğüm burası bu şartı sağlar çalışır. Veya V'ye seri dedik. Veya da nasıl bağlı? Paralel bağlı. Şimdi devam edelim. Hemen bir soru daha. Yani sizin aklınızdan geçen soruyu ben biliyorum. Belki geçmemiştir ama muhakkak geçecek. Bir tane daha böyle olsaydı ne olacaktı? Burası V, burası V. Bunların aynısının benzeri olduğu için ben de ne yapacaktım? Bunun altına bir kopya daha yapacaktım. Bir kopya daha yapacaktım. Peki bu bloktan bir tane daha olsaydı ne yapacaktım? Bir tane daha paralel ekleyecektim. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha paralel ekleyecektim. Aslında bunlar birbirinin tamamen kopyası. Peki şimdi işlemi geri alalım. Burası yok. Burası yoksa o zaman bu hat yok. Peki bu ikinci düğüm yoksa? Bu kadarsa o zaman burası olur. Bir tane varsa bir. Ve burada ve burada çalışacak. Bir tane daha eklediğim zaman yine üzerine söylüyorum. Her eklenti veya olarak devam edecek. Şimdi bir örnek daha kendimiz uyduralım. Bu yöntemde istediğiniz kadar soru uydurabilirsiniz ve hepsini çözebilirsiniz. Buradaki soruyu yazılı metin olarak verildiğinde çok zorlanırsınız. Ne demek istediğini anlayamazsınız. Yazılı metin varsa da muhakkak bu tarz bir grafiği çıkarmaya deneyin. Aslında bu tarz sorularda genelde
olarak anlatmak zordur. Ö00 start butonuna bastığımda, start butonuna bastığımda. Burası yine bizim neyimiz? T zamanımız. Adresini de verelim. Ben piyasada bunun ismini T0 yapacağım. Birimi de saniye. Start butonuna bastığımda. Şimdi kendi kendime soruları türetiyorum. Q00 yeterli değil. Bir tane de Q0 diyelim. Start butonuna basar basmaz Q00 çalışacak ve 2 saniye sonra duracak. Saniye yazmıyorum. Daha sonra Q00 durduktan 2 saniye sonra, kaçıncı saniye gelmiş oluyor? 4. saniye. 2 saniye sonra Q01 çalışacak ve 3 saniye sonra duracak. 4'ün üzerine 3 eklersek kaça çıkmış oldu? 7. saniye çıkmış oldu. Ve devre duracak dedim. Böyle bir problem attık. Devre duracak. Şimdi bunu hemen piyasi şeması olarak, yani piyasi devresi olarak kurgulayalım. Burada bir nokta, burada bir noktam var, düğüm var. Burada da bir, burada da bir. Bu ikisi nasıl bağlı birbirine? V ile bağlı, yani seri bağlı. Hemen piyasi devremizi düşünecek olursak, siyah kalem belki daha görünür olur. 1, 2. 2 tane yapacak. Hedef kim? Hedef Q00. Bakın hiç yorum yapmıyorum, hiç de mantık düşünmüyorum. Sadece çok basit bir mantıkla ilerliyorum. İkincisi kim? Burası. Burada bir düğüm, burada bir düğüm var. Evet, bunlar da yani birbirine seri bağlı. Hedef neresi? Hedef Q0.1. Buraya da Q0.1'i yazdıktan sonra benim şimdi artık bunların içerisini doldurmam gerekiyor. Kimden büyük? Sıfırdan büyük. Kim? T0. T0 sıfırdan büyük. Ve kimden küçük? 2'den küçük. T0 2'den küçük. Yukarıya geldik. Yukarıda ne diyor? T0 4'ten büyük. Zaten aynısının kopyası. Sadece değerler değişiyor. 4'ten büyük. T0 küçük olacak. Bakın direkt kopyaladım. Direkt kopyaladım. Aynısı. Kimden küçük? Yukarıya bakıyorum. 7'den küçük olacak. Devremiz bu kadar. Karşılaştırma komutlarının mantalitesi bu. Tek zaman ölçüsüyle istediğiniz kadar burayı çoğaltabilirsiniz. Bir tane daha yapabilir, birkaç tane daha ekleyebilir. Bu çalışma diyagramı bu şekilde yazdığımızda devremiz zaten hemen %100 çalışabilir hale geliyor ve çok hızlı bir şekilde çözüm bulabiliriz. Şimdi zaman rölesiyle karşılaştırma uygulamasını yapacağız. Ama benim burada zaman rölesini enerjili tutmam gerekiyor. Bu enerjili tutarken de Q00 çıkışını ben aktif etmeyeceğim. Şartlı olarak aktif edecek. Benim istediğim zaman çalışması için bir satır yazacağım buraya. Start butonuna basıldığımda, ben bunu yazarken anlatayım. Start butonuna basıldığımda bir tane yardımcı röle kullanacağım. Yardımcı rölenin Siemens piyasadaki adresi M ile başlıyor. M0.0. M'ler hiçbir zaman çıkışı aktif etmez. M00 çalıştırdık diye Q00 çalışacak diye bir kaydı yok. M yardımcı röle. Ben butona bastım. M00 enerjilendi ama enerjili kalmasını istediğim için hemen ne yapıyorum? Bir mühürleme atıyorum. M0.0. Buradaki amacımı tekrar bastırarak üzerine söyleyeceğim. Start'a bastığımda M00 enerjili kalacak ve M00 enerjili iken ben zaman rölesini ve karşılaştırmaları yapacağım. Ve durdurma ekliyorum bir tane de buraya. Bizim durdurma butonumuzun adresi I02 idi. Çünkü neden? Ben direkt karşılaştırmayı yazarsam ben start butonuna basmadan direkt karşılaştırma yapıp piyasa çıkış verebilir. Bundan dolayı her zaman sistemi enerjili tutmasını istediğim bir durum var. Bunun için de ben devrenin en başına M00 enerjiliyorum. M00 enerjiliyken ben istediğim zaman, ben komut verdiğimde M00 buradaki hattını kapatacak ve zaman rölesi o zaman saymaya başlayacak.
Onun için bu M00 baştan kullandık. Zaman öresini yazıyorum. İsmini de biz örnekle T0 yaptık diye burada da ismini T0 yapıyorum. Sayacağı değer ne kadar? Karşılaştırma yapacağım için ben buradaki sayıyı en son karşılaştırma değeri kadar yapmama gerek yok. Ben buraya mesela 5000 gireceğim. Yani 5 saniyelik yapacağım. Ama belki karşılaştırmam 5 saniye olmayacak. Ya da ben bunu 10 saniye yapayım. Bu dursun. Şimdi ben ne yaptım? Start'a bastım. M00 enerjilendi ve zaman öresi saymaya başladı. Bir sonraki videoda karşılaştırma komutlarıyla çıkışları aktif ve pasif edeceğim. Şimdi karşılaştırma komutlarını ekleyeceğiz. Zaman öremiz çalışıyor. Öyle varsaydık. Start'a bastık. Zaman öremiz çalışıyor. Ne zaman ben start'a bastıysam M00 çalışır. Ben istediğim bastıktan sonra benim kontrolümde gerçekleşecek her şey. Her leader network'te her leader satırına M00 kontağını koyacağım. Şimdi zaman karşılaştırmaya bakacağız. Burada komparatör diyor. Yani karşılaştırma komutları var. Eşittir işte bu aralık dışındaysa büyük eşitse küçük eşitse büyükse küçükse bu in range diyor. Yani bu aralıkta bu da aralık dışındaysa bizim burada kullandığımız örnekte daha önce anlattığımız büyükse ve küçüktür'ü kullandık. Şimdi ne dedik biz? Zaman rölemiz kimden büyükse? Sıfırdan büyükse. Şimdi sıfırdan büyükse evet CMP büyüktür. Bunu tıkladım. Şimdi bana soruyor. Diyor ki iki tane karşılaştırma yapacak. Ben de diyorum ki buraya T0 zaman rölemin hangi değeri? ET değeri. Yani anlık olarak saydığı değer. PT değil. PT zaten sabit 10 saniye. ET değeri kimden büyükse? Sıfırdan büyükse. Bunu yazdım. Bu kadar basit. Daha sonra bakın kopyalıyorum. Hiç o tarafa bile tıklamıyorum. Buraya tıkladım. Buradan şu küçüktür simgesini tıklayıp büyüktür'e pardon küçük büyüktür simgesini tıklayıp buradan küçüktür'e çevirdim. Bir daha T0 yazmamak için yaptım bunu. Kimden küçükse 2 saniyeden küçükse. Şuradaki 0 milisaniye 0 saniye 2 saniye yaptım. Ama şurada bir şeye dikkat ettim. 0 milisaniye diyor. Bundan bir sıkıntı yok. Ama burası 2 milisaniye. Oo, saniyenin 500'de biri. 2 saniye olarak yazmadığı için ben buraya ne yapacağım? Sileceğim. 2000 gireceğim. 2000 demek 2 saniye demek. Evet buraya 2000 girdikten sonra kendisi 2 saniye yaptı. Kimi çalıştıracaktım? Q00. Q00. Bundan sonra direkt hızlanıyorum. Nasıl? Şurayı kopyaladım. Direkt alt network'e yapıştırdım. Birbirinin kopyası. Kimi çalıştıracağım? Hedef Q0.1. Şartlarım neydi? Kimden büyük olacaktı? Bu da 4. saniyeden büyük olacak. 4000 milisaniye 4 saniyeden büyük olacak. 7 saniyeden küçük olacak. 2S yazıyor. Onu 7 yaparsak şu anda şuraya T0 klavye elimiz çarptı. ET değeri. Şu anda devremiz tamam. M00 devredeyken 0'dan büyük 2'den küçükse Q00. M00 devredeyken 4'ten büyük 7'den küçükse Q01 çalışacak. Programımızı derledik ve PLC'ye yükleyeceğiz. Biraz önce programı yazmıştık, PLC'ye yükledim fakat burada 73 saniye yazmıştım. Onu ben 7 saniye olarak düzeltip yükledim ve online'a geçtim. Şimdi eğitim seti üzerine start tonuna basıyorum. Bastığımda çalışmayı görüyorsunuz değerlerini. Ve Q00 çıktı, Q01 çalıştı ve sonra daha sonra o da durdu. Bir daha basalım. Şimdi bunu simülatör üzerinde çalışmasını da izleyelim. Stop butonuna bastım, devreyi durdurdum ve start butonuna basıyorum. Birinci çıkışım aktif oldu. 2 saniye çalıştı. Daha sonra 4. ve 7. saniyeler arası yani 3 saniye de ikinci çıkışım aktif oldu. Şimdi bir haberleşme hatası üretmeye çalıştık
ve bu haberleşme hatasını nasıl çözeceğimizi göstermeye çalışalım. Programı yükleyin diyoruz. Yani yüklemeye çalışıyoruz derdik. Programımız bitmişti ve ben bunu yüklüyorum. Tabii haberleşme hatası olduğu için şu anda programı yükleyemiyor. Bu hepimizin başına gelecek bir olay. Şu şekilde bir pencere çıktı. Şimdi burada show device with same address, aynı adresli olan cihazları gösteriyoruz. Search diyoruz. Bulamayacak. Çünkü bizim bu arada kabloda bir hata var. Ya kablo kopuk ya da kablo çıkmış olabilir. Gördüğünüz gibi bulamayacak. Tabii bu kısımda da sizin bilgisayarınızdaki network, yani Ethernet kartını tanımış ve düzgün çalışıyor olması gerekiyor. Bu bilgisayarda Realtek marka bir tane şey var. Ethernet kontrol cihazı var. Ve bu kısımda PN/IE olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi cihazı bulamıyor. Biz de hatayı şu anda ben giderdim. Hatayı giderdik. İşte IP adreslerini düzgün yaptık. Bütün kablomuz sağlam. Bu sefer yine aynı show devices with the same address deyip search diyorum. Evet, cihazı buldum. Flash LED diyerek PLC'nin LED'lerini flash yaptırabilirdim. Şu anda flash LED yapmadı. Peki şunu yapsam, show all compatible device desem, çünkü bu halde geliyor ya, bakalım bulacak mı bizim cihaz? Cihazı bulamadı gördüğünüz gibi. Show devices with the same address dedim. Evet. Şimdi load diyorum. PLC programını yükleyeceğim. Var olan bloğun üzerine yazsın mı dedi. Yani PLC içerisindeki yazılıma yazsın mı dedi. Yazsın dedim. Yazdıktan sonra PLC'ni stop moduna veya run moduna alıp veya online olarak PLC'ye hatasız bir şekilde bağlanabiliyor. Siemens PLC'de bağlantı hatası yaşarsanız %100 Ethernet ile ilgili o ilk videoda anlattığımız Ethernet adresleriyle ilgili bir hata vardır. Ya da bilgisayarınızdaki Ethernet kartı düzgün çalışmıyor olabilir. Ya da güvenlik duvarlarının ayarlarını kapatmanız gerekiyor olabilir. Benim kendi bilgisayarımda yaşadığım bir sorunu ben size söyleyeyim. Ben bilgisayarın bütün portlarını RS-485, 232 ve benzeri birçok cihaz bağlıyorum. USB cihazları, işte lazer tezgahı, işte başka marka, operatör paneli, servo motorlar, endüstriyel bütün birçok ürünü sürekli bağladığımdan dolayı tabii bizim benim portların yapılandırması sürekli bozulabiliyor. Ve sürekli de Windows güncellemesi yapıyorum ben. Her güncelleme sonrası Windows'un bütün ayarları değişiyor. Dolayısıyla ne yapacağız bu kısımda? Sorun yaşayacaksınız muhakkak. Ethernet'inizin düzgün çalışıp çalışmadığını bilgisayar, ona bakmamız gerekiyor. Bazen firewall'u kapamamız gerekiyor. En önemli nokta da benim kendi bilgisayarımda wireless'i kapatmak zorunda kalıyorum. Kapatıp bu şekilde çözüm buluyorum. Bir şekilde bağlanma yoluna gidebiliyorum. Sayıcı ile ilgili, sayıcı ve daha doğrusu karşılaştırma ile ilgili şöyle bir uygulama yapalım. Birinci butona bastım. Birinci motor, özür diliyorum, toparlıyorum. Butona bir kez bastım, birinci motor. Aynı butona bir daha bastım, ikinci motor. Aynı butona üçüncü kez basınca, üçüncü motor. Dördüncü kez bastığımda sayıcı kendini sıfırlasın. Şimdi burada hemen bir tane sayıcı, şu hatta ben saydırmak için sayıcı giriş ucunu 0.0'dan atadım. Yani kontağımızı yerleştirdim ve şu hatta tıklayarak Ctrl Up'ı tıkladım ve ismini C0 diye yazdım. Burada resetleyeceğiz dedik. Sayı dördüncü kez basınca, aynı butona dördüncü kez basınca resetleyeceğiz. Bunu atladım şimdilik. Nereye kadar, kaça kadar sayacak? 4'e kadar saydıralım. Belki de 5'e kadar saydıracağız. Duruma göre bakacağız. Çıkış veriyor muyuz? Hayır, çıkış vermiyoruz. 0.0 girişinden bizim sayıcı şu anda sayıyor. Resetleme yapıyor mu? Yapmıyor. 4'e kadar saydırdım. Duruma göre belki 5 yapacağım. İlerlediği zaman programa bir yazalım. Sonra bakalım nasıl çalışacak diye. Hemen benim yardımcım karşılaştırma komutlarını atıyorum.
nereden büyükse ya da kime eşitse, 1'e eşitse birinci motor çalışacak. C0 sayıcısının C0'ı yazamadık. CO yazdık. C0 sayıcısının hangi değeri? Counter value. CV değeri kime eşitse? 1'e eşitse. Sayıcı 1 dediğin zaman kimi çalıştıracağım? Çıkışı çalıştıracağım. Hangi çıkış? Birinci motor Q00. Bunu kopyalıyorum. Pratik olsun diye. Şuradaki önceki devreden devre kalmış. Onu sildik. Kopyaladık ve şuraya yapıştırdık. Sadece yapacağım iş hangi çıkışı çalıştıracak? Yani ikinci motoru çalıştıracak. Çıkış adresini değiştiriyorum. Burada sayıcının değeri kaç olduğunda? 2 olduğunda dedim. Sonra şuraya tıklıyorum ve yapıştırıyorum. Sayıcının değeri 3 olduğu zaman 3. motor Q0.2 çıkışını çalışsın. Tamam, bunda sıkıntı yok. Sayıcı kaç dediğinde 4 dediğinde ne yapacaktık? Sayıcıyı sıfırlayacaktık, değil mi? Ben gene aynı mantıkta gidiyorum. Birçok sıfırlama yöntemi var ama ben aynı mantıkta gideyim. Sayıcı 4 dediğinde siz çok farklı çözümler bulabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ileride ya çok uzun yoldan gitmiş. Doğru biliyorum ama aynı mantıktan gidiyorum. Dedim ki benim yardımcı rölem M0.0 çalışsın. Dördüncü kez bastığımda M00 çalışsın. Bu M00'ı bunun önüne kontak diye atacağım. M0.0 diye yazdım. M00 kapanırsa kimi resetleyecek? Sayıcıyı resetleyecek. M00 ne zaman çalışacak? Sayıcı 4 dediğinde çalışacak. Aynı doğru mantıkla gittim. Ve programı değerleyip PLC'ye yüklüyorum. Sonraki videomuzda da uygulamasını yapacağız. Evet, şimdi SCP-1200 PLC eğitim setinde analog giriş ve analog çıkışlardan da bahsedelim. Analog giriş nedir? Analog giriş voltaj okumaktır. PLC sistemlerinde hangi markalarımız olsun? 0-10 volt ya da 4-20 miliamper girişlerini okuyabiliriz. Bizim SCP-1200 PLC'de hangi analog girişi okuyor dersek voltaj girişi okuyor, akım girişini okuyan. Biz 0 ile 10 volt okumaya çalışacağız. 0 ile 10 volt değerini PLC sayısal bir değere çeviriyor. Sayısal bir değere çeviriyor. Örnek verelim. 0 voltta 0 değerini, 10 voltta diyelim ki 30.000 değerini görüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki niye net bir sayı vermediniz? PLC'lerin bilgi kitapçığını açıp 0 voltta veya 10 voltta hangi değeri görülebileceği ya da bu analog girişlerin kaç bit olduğu, 12 bit mi, 14 bit mi, 12 bitse maksimum değerini görebileceğimizi, 14 bitse maksimum değerini görebileceğimizi söylüyor. Fakat biz bu maksimum değeri görebilir miyiz? Göremeyiz. Neden göremeyiz? Onu birazdan anlatacağım. 20 miliamperlik analog girişimiz var mı piyasada? Yok. Fakat benim sensörüm 20 miliamper çıkış veriyor. Ne yapacağım? Bunun sensörümün çıkışlarına 1K'lık bir direnç bağlayıp akım ucunu neye çevirmiş olacağım? Voltaja çevirmiş olacağım ve bu uçları bizim analog girişim, PLC'nin analog girişine bağlayacağım ve akım girişini voltaj olarak okuyabileceğim. En üstünde genelde 20 miliamperi hemen 1K direnç bağlayıp kesinlikle voltaja çeviriyorlar. Şimdi biz nasıl uygulama yapacağız? İki tane analog girişimiz var. Siemens PLC'nin analog input 0, analog input 1. Bizim simülatör cihazımızda bunlardan sadece bir tanesi bağlı. Buraya da biz analog input 0'a potansiyometre bağladık. Şimdi eğitim setinde bizim kaç volt var? 24 volt var. 24 volt
anlık girişi uygulayamayız. Kaç volt uygulayacağız? 10 volt. Bunu da potansiyometre üzerinden uygulayacağız. Simülatör dediğimiz bu eğitim seti içerisinde 24 voltu 10 volta düşüren LM7810 entegremiz var. LM7810 entegremiz 24 volt girişi 10 volta çeviriyor. Biz de potansiyometre ile 0-10 volt arasını analog input'a veriyoruz. Analog input'a verdik de bunun piyasadaki adresi nedir, nereden bakılır, onu da piyasa üzerindeki uygulamadan görelim. Analog input'la ilgili bir karşılaştırma örneği yapalım. Potansiyometreyi çevirdikçe analog voltaja göre, gelen voltaja göre bizim Q00012345 çıkışlarımız aktif olsun. Ben önce start tuşuna bastığımda M00'ın çalışmasını ve sürekli devrede kalması için mühürleme devresi yaptım. M00 devredeyken çalışsın istedim. Bu komutu yapmadan, yani start'a basmadan direkt şu alttaki network 2'den ve sonrasında da yapabilirsiniz. Ben istedim ki start tuşuna bastıktan sonra çalışsın. M00 devredeyse. Şimdi karşılaştırma komutlarından büyük eşitse diye seçeceğim. Uygulama içerisinde sırayla yanan, potansiyometreyi çevirdikçe kademeli olarak tık 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 yanan bir devre yapacağım. Şimdi burada analog girişin, analog sıfırın değeri nedir? Onu tabii nasıl bulacağız? Şimdi ona bakacağız. Buradan device configuration'a giriyorum. Burada PLC'yi seçiyorum. Properties kısmını tıklıyorum. Kapattık burayı. Yana almış oldu. Yandan çekelim o zaman. Yalnız bunu şu alta çekme gibi bir durumum var mı? Çünkü üstte şöyle tıklıyorum bakalım. Böyle büyük yaptı bu sefer. Alt takım tıklıyorum. Küçük yaptı. Bir daha o sayfaya nasıl geçeceğiz ona bir bakalım. Tıkladık burada. Properties buraya saklanmış. Aynı durumda sizin başınıza gelebilir. Alta atmış onu. Şimdi burada cihazla ilgili ben bütün sekmeleri kapatayım. Ayarlar gözüküyor. Burada analog input 2 diye yazıyor. 2 tane var diyor. Genel olarak baktım. Hatta şu pencereyi yukarıya alalım. Amacım burada adresin ne olduğunu görmek. Analog input kanalları. Kanal 1. Analog input output adres diyor. Adrese baktım. Adres kaçtan başlıyor? 64. Ve kaçta bitiyor? Burayı değiştirebiliyoruz. 67'de biten bir adres var. Buraya da hiç dokunmadan. Şimdi ben burada acaba analog output girişinin adresini, kodlamasının ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Burada tıklarken analog input'un, yani kanal 0'ın adresinin IV64 olduğunu ve voltaj okuduğunu 0.10 volt okuduğunu görüyorum. İkinci kanalın IV66 voltaj ve 0 volt olduğunu okuyorum. Adresler bakalım 64 ile 67 arası. 64-65 kanal, yani birinci analog girişime, 66-67 ikinci analog girişime aitti. Baktım burada neydi? IV64. Bu adresi gördükten sonra benim program yazma sayfamıza geliyorum. Burada adresim, birinci analog girişim adresi IV64. Yazdım. Şurada soru işareti veriyor. Bakın burada diyor ki integer mi yapacaksınız? Soru işareti üzerine tıklıyorum. Sayınız integer mi, double integer mi? Bizim sayımız integer, yani 65536'dan daha küçük bir değer olduğu için ben bunu kullanacağım. Yarısı pozitif negatif, 32767'den daha küçük. Onun için integer yapacağım. Kaçtan büyükse? 3000'den büyükse anoddan gelen değer. Kimi çalıştıracağım? Q00. Bunu kopyalayacağım. Ve hepsini satır satır ekleyip Q01, Q02 diye bütün çıkışlar için
Tek tek yapacağım. Yine analog değer 3'ün katı kaç olsun? 6000'den büyük seviye olsun. Q0.2 değer 9000 olsun. Şimdi kaça kadar saydığını ben bildiğim için yaklaşık 30.000 değerine kadar analog giriş gösteriyor. Onu bildiğimden dolayı 9000 dedim, kabul etmedi. Evet, düzgün yazamamışız. Şöyle tıkladım. Şu önceden kalan bir satırımız. Sildik. 9, 12.000. Q0.3. Son iki tane kaldı. Q0.4. 12.000'di. 3.000 de arttıralım. 15.000 yapalım. Bir daha kopyalayalım. Q0.5 ve 15.000 değerini 18, 1, 2, 3 basamak 18.000 yaptım. Programı değerleyip PLC'ye atacağım ve online olarak takip edeceğim. PLC ekranında, yani bu PLC ekranında değerlerin nasıl değiştiğini yavaş yavaş potansiyometreyi çevirerek değerlerin değişmesini izleyeceğiz. Bakın değerler değişiyor. Yalnız buradaki değerler sizin anlayacağınız, göreceğiniz değerlerden değil. Nasıl yapacağız? O zaman şöyle yapalım. Bunun üzerine tıklayıp Modify Display Format Decimal, yani benim günlük hayatta kullandığım değer dersen bunların hepsine. Bu sefer ben ne yapabilirim? Hexadecimal değil, desimal olarak görebilirim. Şu anda yine sıfırı aldım. Bakın 0 voltta 0. Yavaş yavaş ben potansiyometreden voltajı arttırıyorum. 3000 değerini geçtikten sonra çıkış veriyor. Çıkış veriyor. Diğer çıkışları da simülatör üzerinde görelim. Stop start'ı aldım. Ben start verdikten sonra çalışsın istedim. Stop yaparsam çalışmayacak. Potansiyometre herhangi bir yerde kaldığı yeri bildiği için en çok endüstride bu amaçla kullanılıyor. Startı verdiğinde gelen voltaj belli olduğu için ona göre hemen gerekli çıkışları çalıştıracak. Bir örnek vereyim kısaca, nerede kullanabiliriz? Örneğin tavuk çiftliği, civcivler küçük ve ortamı fazla kirletmiyor, hava olarak atmosferi fazla kirletmiyor veya nem az. O zaman civcivler büyüdü. Büyüyünce birinci fan devreye girdi. Voltaj geliyor. Oradaki nem sensörü, ısı sensörden bize voltaj geliyor. Biliyorsunuz tavuklar 45-50 günde civcivler tavuk oluyor. Özür dilerim, yanlış söyledim. 50 günde 45 günde kesime gidiyor. Ve müthiş derecede büyüyor. 10.000 tane tavuk bir çiftlikte ortamı çok kirletiyor. Habire büyüdükçe ortam kirleniyor. Bu sefer ikinci havalandırma, üçüncü havalandırma, dördüncü havalandırma fanı, beşinci havalandırma fanı ve altıncı havalandırma fanı otomatik olarak devreye giriyor. Tavuklar kesime gitti, kümes tamamen boşaldı. Boşalınca ortam havası temiz olduğu için fanlar devreden çıktı. Tavuklar, yani civcivler büyüdükçe bu sefer havalandırma fanları ne oluyor? Otomatik olarak devreye giriyor veya çıkıyor. Şimdi bir haberleşme hatası üretmeye çalıştık ve bu haberleşme hatasını nasıl çözeceğimizi göstermeye çalışalım. Programı yükleyin diyoruz. Yani yüklemeye çalışıyoruz derledik. Programımız bitmişti. Ve ben bunu yüklüyorum. Tabi haberleşme hatası olduğu için şu anda programı yükleyemiyor. Bu hepimizin başına gelecek bir olay. Şu şekilde bir pencere çıktı. Şimdi burada Show Device with Same Address, aynı adresli olan cihazları gösteriyoruz. Search diyoruz. Bulamayacak. Çünkü bizim bu arada kabloda bir hata var. Ya kablo kopuk ya da kablo çıkmış olabilir. Gördüğünüz gibi bulamayacak. Tabii bu kısımda da sizin bilgisayarınızdaki network, yani Ethernet kartını tanımış ve düzgün çalışıyor olması gerekiyor. Bu bilgisayarda Realtek
marka bir tane şey var, Ethernet kontrol cihazı var ve bu kısımda PN/IE olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi cihazı bulamıyor. Biz de hatayı şu anda ben giderdim. Hatayı giderdik, işte IP adreslerini düzgün yaptık, bütün kablomuz sağlam. Bu sefer yine aynı show devices with the same address deyip search diyorum. Evet, cihazı buldum. Flash LED diyerek PLC'nin LED'lerini flash yaptırabilirdim. Şu anda flash LED yapmadı. Peki şunu yapsam, show all compatible device desem. Çünkü bu halde geliyor ya. Bakalım bulacak mı bizim cihazı? Cihazı bulamadı gördüğünüz gibi. Show devices with the same address dedim. Evet. Şimdi load diyorum. PLC programı yükleyeceğim. Var olan bloğun üzerine yazsın mı dedi. Yani PLC içerisindeki yazılıma yazsın mı dedi. Yazsın dedim. Yazdıktan sonra PLC'ni stop moduna veya run moduna alıp veya online olarak PLC'ye hatasız bir şekilde bağlanabiliyor. Siemens PLC'de bağlantı hatası yaşarsanız %100 Ethernet ile ilgili o ilk videoda anlattığımız Ethernet adresleriyle ilgili bir hata vardır. Ya da bilgisayarınızdaki Ethernet kartı düzgün çalışmıyor olabilir. Ya da güvenlik duvarlarının ayarlarını kapatmanız gerekiyor olabilir. Benim kendi bilgisayarımda yaşadığım bir sorunu ben size söyleyeyim. Ben bilgisayarın bütün portlarını RS-485, 232 ve benzeri birçok cihaz bağlıyorum. USB cihazları, işte lazer tezgahı, işte başka marka, operatör paneli, servo motorlar, endüstriyel birçok ürünü sürekli bağladığımdan dolayı tabii bizim benim portların yapılandırması sürekli bozulabiliyor. Ve sürekli de Windows güncellemesi yapıyorum ben. Her güncelleme sonrası Windows'un bütün ayarları değişiyor. Dolayısıyla ne yapacağız bu kısımda? Sorun yaşayacaksınız muhakkak. Ethernet'inizin düzgün çalışıp çalışmadığını bilgisayarın ona bakmamız gerekiyor. Bazen firewall'u kapamamız gerekiyor. En önemli nokta da benim kendi bilgisayarımda wireless'i kapatmak zorunda kalıyorum. Kapatıp bu şekilde çözüm buluyorum. Bir şekilde bağlanma yoluna gidebiliyorum.